CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, kentin 17 ilçesinde tarım arazilerinde 142.534 tapunun borç nedeniyle ipotek altında bulunduğunu öne sürerek hükümeti eleştirdi. Birazdan detaylarını anlatacağız. Sürekli zam, ona zam, buna zam, gıda ürünlerine zam diyoruz ya. Bunun sebeplerinin en başındaki gerekçelerinden biri odur ki çiftçi üretmiyor. Üretimden çekilmiş. Arkadaşlar çiftçi üretemiyor. Çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. Çiftçi mücadele veriyor. E nasıl yapacak? Nasıl dönecek? Çoluğunun çocuğunun rızkını nasıl kazanacak? Tohumu nasıl alacak? Gübreyi nasıl alacak? Evlatlarını okula nasıl gönderecek? E borçlanması lazım. Borçlanması için de bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine de tarlalarını ipotek vermesi lazım. Şu an itibariyle o kadar bir acı durumdayız ki sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle Salı Pazarı arazilerinin, şunun altını çizmek isterim ki sizlerle paylaştığım ve bundan sonra paylaşacağım bütün rakamlar devletin resmi rakamlarıdır. Devletin resmi kurumlarından alınmış rakamlardır. Salı Pazarı'ndaki arazilerin tamamının %23'ü ipotekli değerli arkadaşlar. Çiftçi borcundan dolayı Salı Pazarı'ndaki ekilen tarım arazilerinin tamamının %23'ünü bankalara ve kooperatiflere ipotek olarak vermiş. Tekirköy tarım arazilerinin %15'i, Terme tarım arazilerinin %12'si, Vezirköprü tarım arazilerinin gene %12'si, Bafra tarım arazilerinin %17'si, Havza tarım arazilerinin %18'i ipotekli durumda. Çiftçi bütün malının ortalamaya baktığınızda Salı Pazarı'nda %25'ini ipotekli olarak bankalara vermiş durumda ve bunların da büyük bir kısmı değerli arkadaşlar YDM'inde ve haciz korkusuyla karşı karşıya kalmıştır çiftçilerimiz.